seçim taahhütlerimizin arasında saat kuleli, havuzlu, güzel bir Cumhuriyet Meydanı projemiz vardı. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun bizleri projeleriyle, destekleriyle yalnız bırakmıyorlar. Biz de Cumhuriyet Meydanı'nın yeniden şekillenmesi, güzel bir görünüm ve kullanım kazandırılması yolunda harekete geçtik. Bu doğrultuda şunu düşünce olarak biliyoruz. Bütün şehirler büyük ve güzel kent meydanlarıyla ünlüdür. Malumunuz henüz çalışma devam ediyor. Yaklaşık 15-20 günlük bir süre zarfında ana güzergahında Lisi Caddesi ve Bafra Caddesi'ni birbirine bağlayan yol 8 metrelik bir yola bağlanmış olacak. Alaşam'da verdiği iftar yemeği programında da Büyükşehir Belediye Başkanı açıkladılar. Caminin çevresinin de Cumhuriyet Meydanı'na uygun bir şekilde dizayn edilmesi konusundaki görüşleri bizleri ayrıca mutlu etti. Hakikaten ilçe ve halkımız güzel bir kent meydanını hak ediyor. En güzel şekilde tamamlanacak. Turizm yönünden baktığımız zaman ilçemizin turizmle açılan kapısı Geykoşan. Geykoşan'ımızda güreş alanımızın şu anda proje çalışması devam ediyor, yer genişletmesi konusunda. Bununla beraber 33 dönümlük Geykoşan mesire alanımızın İller Bankası'nda avan projesi hazırlandı. O tamamlandığında orasının çok güzel bir, kullanılabilir bir mesire alanı park şeklinde dönüşecek. Bütün bunlardan en önemlisi Geykoşan'da Göçkün Kum Tepelerinden başlayan Alaşam Uluçay Deresi'ne kadar 1 kilometrelik alanda uzanan sahil peyzaj düzenleme çalışmalarımız Büyükşehir Belediye'miz tarafından ihale aşamasında olup yaklaşık 15-20 gün içerisinde ihaleye çıkmış olacak. Bizim de Atakum gibi, Yakakent gibi, Sinop gibi hiçbir kuma ve çevre güzelliğine, hiçbir doğaya zarar vermeksizin yeşillendirilmiş, kullanılabilir şekilde çok güzel bir sahilimiz olacak. Bunun mutluluğunu inşallah birlikte yaşayacağız.